Münafık son derece ahmak, dümdüz, kemik kafalı bir adamdır. Çok kaba değerlendirir. Mesela diyor ki bu sıcakta cihada gidilmez, bu kadar. Ne yapacağız? O kadar diyor. Bak ahmak oraya kadar kafası çalışıyor. Peki Müslümanları şehit edecekler, kadınları, çocukları ezecekler. İslam'ı yok etmeye geliyor. Ha o kadarını ben bilmem diyor. O beni ilgilendirmez diyor. Ama bu sıcakta gidilmez. Bak görüyor musun ahmağı? Yani en önemli kısmını hiç önemli görmüyor. Sadece o sıcak kısmı onu ilgilendiriyor. Yani münafığın ahmak kafası menfaatiyle çatışan kısmı görür sadece. Ondan gerisini görmez. Onun için mesela münafık akıl verir. Şu şöyle bir, ya kardeşim yani bir insan akılcı baktığında bunu görmez mi? Yani ben de diyorum ki ey ahmak münafıklar. Anlatıyorsunuz işte doğrusu budur, şusudur. O zaman İslam'ı anlatın dersiniz ki ya arkadaşım bu böyle olmaz, böyle olur. İslam öyle anlatılmaz, böyle anlatır. Bakıyoruz hepiniz ahlaksızlık peşindesiniz. Namazı bırakmışsınız, orucu bırakmışsınız. Her türlü ahlaksızlığı yapıyorsunuz. Uyuşturucu da kullanıyorsunuz, homoseksüellik yapıyorsunuz. Çakallık yapıyorsunuz, İngilizlerin devletinin itlerini ta İngiltere'den getirip onlarla homoseksüel ilişkiye giriyorsunuz. Dinin, İslam'ın aleyhinde ahlaksızlarla iç içesiniz ve İslam'ı, Kur'an'ı anlatmaya yönelik hiçbir faaliyetiniz yok. Sizin yapacağınız şöyle olur. Mesela dersin ki arkadaş Darwinizme karşı mücadele öyle olmaz. İşte böyle olur dersin. Ortalığı yıkarsın. Rumiliğe karşı mücadele olmaz. İşte böyle olur dersin. Muazzam faaliyet yaparsın. İman hakikatleri öyle anlatılmaz, böyle anlatılır dersin. Hayran olacak şeyler yaparsın. Kur'an mucizeleri böyle anlatılır dersin. İslam böyle yayılır, böyle anlatılır dersin. Bunlara ne diyorsun diyorsun münafığa? Ben bunların hiçbirini yapmayacağım diyor. Peki biz yapalım, yok sizin yapmanızı istemiyoruz diyor. Lan ahlaksız ne istiyorsun o zaman? İşte münafığın ahmaklığı burada. Yani hem peygambere müsaade etmiyor, hem Müslümanlara müsaade etmiyor, hem kendine bir şey yapmıyor. Eleştiri güzel bir şey. Dersin ki arkadaş öyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Adama Müslüman peşine gelir o zaman senin. Değil mi? Yani Müslüman hiç tereddüt etmez. Çok mükemmel bir şey yaparsın. Yapmadığın gibi yıkıcı adamlarla birlikte yıkmanın peşindesin. Senin derdin Allah'la, ahlaksız. Senin derdin Allah'la, Allah'a öfkelisin sen. Peygamber'e öfkelisin, Kur'an'a öfkelisin. O yüzden Müslümanlara öfkelisin. Bire münafık. Dertleri olur. Peygamber'e diyor Cenab-ı Allah, bak sana düşman olan nedeni benim diyor Allah. Onlar bana düşman diyor. Asıl nedenleri bu diyor. Şeytanın Allah'a sınırım, Allah ancak zarar vermek ve inkar pekiştirmek için hareket ettiklerini söylüyor. Evet yani o kadar yani inkar pekiştirmek. Mesela bakıyorsun ayrılıyor, namaz yok, oruç yok. Dünya peşinde. Gidiyor ehli dünya züppe adamlarla iç içe, beraber onlarla esrar içiyor, sigara içiyor. Din İslam'la alay ediyor, Müslümanlarla alay ediyor. Sen hani eleştiriyordun Müslümanları. Hadi doğrusunu yap o zaman. Yapmam diyor. Çünkü bak İslam'a hizmet ettiğinde ciğerine oturur onun. Çünkü o zaman Mehdiyet'e hizmet etmiş olacak. İslam'a Kur'an hizmet etmiş. Yani onun için ötleri kopuyor İslam'a Kur'an'a hizmet etmekte münafıkların. Çünkü Allah deseler İslam'a hizmet etmiş olacaklar. Allah deseler Mehdiyet'e hizmet etmiş olacaklar. Onun için münafıkların iç acısı olarak Allah'tan, dinden hiç bahsetmek istemezler. Allah karşısında onlar sizin küfre sapmanızı bütün gücüyle isterler. Bir daha. Onlar sizin küfre sapmanızı bütün gücüyle isterler. Tabii. Asıl münafığın derdi Müslümanların dağılması, İslam'ın yaşanmaması, ahlaksızlığın revaç bulması ki rahat etsin. Çünkü Müslümanlar durduğu müddetçe onların ahlaksız ve alçak olduğu vurgulanmış oluyor, anlaşılmış oluyor. Bak Suriye'de Müslümanlar çatışıyor, onu ilgilendirmiyor. Darwinistler her tarafı kasıp kovuyor, onları da ilgilendirmiyor. Sadece Müslümanları eleştiriyor. Neyi tavsiye ediyorsun sen? Hiçbir şey yapmamayı tavsiye ediyorum diyor. Yani İslam'a hizmet edilmeyecekmiş. Allah'tan bahsedilmeyecek. Yani küfür hakim olsun diyor. Ya özetle bunu söylüyorsun, küfür hakim olsun diyorsun. Çünkü mesela adam, mesela dersin ki arkadaş siz hizmet etmeyi bilmiyorsunuz. Hizmet böyle olur dersin. O hizmetin on misli mükemmel bir hizmet yaparsın.
gıpta edilecek bir hizmet. O zaman insanlar senin peşinden gelir. Değil mi? Hakikaten ustaymıştı dersin. Müslümanlar yanında yiyecek bulamayacaklarını anlayınca, Müslümanlar soyamayacaklarını anlayınca soygun için, yancılık için yeni yeni alanlar aramaya başlıyorlar. Acaba nereleri soygundan geçirebiliriz? Nereleri talan edebiliriz gibisin? At çakallar gibi. Allah sizi hep böyle süründürecek ey münafıklar. Resulullah'ın zamanında hep öyleydiler. Resulullah'ın yanında yeteri kadar imkan bulamadılar. Resulullah ganimetleri dağıtırken bize az veriyor diyen kızdılar Resulullah'a. Resulullah'ı bırakıp gittiler. Sonra süründüler. Birçoğunda ağzını burnunu kırarak döverek öldürdüler. Bir kısmı cinayetle yok oldu. Bir kısmı açlıktan perişan oldu. Rezil kepaze olarak öldüler. Ve İslam'ın yayılmaması için bütün güçlerini kullandılar o devirde. Ama hiçbir şey de yapamadılar. Bak diyor ki Münafık'ın suresi 7'de Cenab-ı Allah onlar ki münafıklar Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiçbir infak harcamada bulunmayın. Sonunda dağılıp gitsin derler. Yani Müslümanlar dağılmasını istiyor ki kendiyle aynı seviyeye gelsin Müslümanlar. Leşe üşüyen akbabalar gibi. Mesela biri ölür hemen oralara çökerler. O mirastan bir pay çıkar mı? Orada bir kere oradan bir helva falan olur mu? İşte lahmacun falan bunlara düşer mi? Çok aşağılıktır münafıklar.